Günaydın değerli herkese selamlar. Ben Can. Bu videomuzda her zamanki gibi Bitcoin'in son durumunu inceleyeceğiz ve Bitcoin'deki kritik seviyeler nereler? Bunlardan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız attığım videolardan düzenli olarak gelen e, teknik analiz videolarından anında haberdar olursunuz. Like ve yorum atarsanız da beni desteklemiş olursunuz. Biliyorsunuz ki bugün e, ABD tarafında faiz kararı açıklanacak. Volatilite yükselecektir. Sert hareketler görebiliriz. Teknik analiz dediğimiz kısım e, akşam saatlerinde çok çalışmayabilir. O yüzden e, mümkün olduğunca bugün e, stoplu ilerlemek ve yüksek pozisyonlar açmak e, lazım. Neden? Çünkü e, dediğim gibi sert hareketler gelebilir. Bu sert hareketlerde paranız hiç olmaması için ne yapmanız lazım? Mümkün olduğunca kendinizi korumanız lazım stoplu ve az küçük pozisyonlar açarak. Evet hemen şöyle Telegram adresimizi gösterelim. Telegram adresimizde düzenli olarak analizler gelmeye devam ediyor. Açıklamalar kısmında hatta yorumlarda sabitli kısımda şöyle gösterelim. Yorumlarda sabitli kısımda Telegram adresimiz bulunuyor. Buradan Telegram adresimize gelip acil durumlarda, anlık kırılımlarda haberdar olabilirsiniz. Mutlaka Telegram'a katılın ve orayı takip etmeyi unutmayın. Şimdi... Bitcoin'in son durumuna geldiğimizde Bitcoin'de ne bekliyoruz? Bitcoin'de beklediğimiz durum şu anda saatlikte trendin altında bir kapanış geldi ve direnç noktamız 20479 seviyesi oldu. Yani 20479 seviyesi direnç, 20320 seviyesi destek konumu olarak karşımıza çıkan bölge. Hatta 20320 değil, şu şekilde bir desteğimiz bulunuyor. E, neresi? 20.366 ile 20.320 destek, 20.479 seviyesi direnç lokasyonu olarak karşımıza çıkan bölge. 20.479 seviyesinin kazanılması ile birlikte yukarıda bir barımız var. 20.610 ile 20.640 arasında fiyat o bölgeyi denemek isteyebilir. Dediğim gibi 479 seviyesi kazanılması lazım bunun için. Hemen şöyle bir indikatörleri kapatalım ve fiyatın nasıl hareketler yaptığını e, görelim. E, fiyat ne yapıyor bak? Bu aralıkta güç topluyor ve kırılımına göre sert hareketler yapıyor. Şu an neredeyiz? Şu an yine bu aralıktayız. 20.479 seviyesinin yukarı yönlü e, kazanılması yani bu bölgenin kırılımı ile birlikte yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz. 20.320 seviyesinin kaybedilmesi 20 ile birlikte 20.072 ile e, 19.960 arasına bir hareket bekleyebiliriz. Yani şu an fiyat tam olarak orta lokasyon dediğimiz bölgede. Yukarı yönlü kırılımı e, birazcık hareketlendirir. Aşağı yönlü kırılımı da bu bölgeye kadar birazcık hareketlendirebilir. E, bunu takip ediyoruz. Şimdi 4 saatlik grafiğe geldiğimizde. 4 saatlik grafikte ne var? Bakın 4 saatlik grafikte biz e, buradaki trendi kırdık. Bu önemli bir sinyaldir. Buradaki trend kırıldı. Yani bak trend nerede? Şöyle gösterelim. Trend e, bu bölgede ve bunun kırıldığını görüyoruz. E, rites hareketi de gelmiş. 20.548 seviyelerine kadar da rites hareketi gelmiş. E, bu ne demek oluyor? Fiyat 20.320 seviyesini kırarsa gideceği lokasyonlar 20.224, 20.066 ve 19.950 lokasyonları şu anda güncel olarak hedefimizde olan bölgeler. Ne olmadığı takdirde bak buradaki 20.550 seviyesi geçilmediği sürece eğer bu bölge kazanılırsa diyeceğiz ki biz bu kırılım fake bir kırılım oldu. Fiyat tekrardan yukarı yönlü gitmeye istekli hale geldi diyeceğiz. Kırılmadığı sürece aşağı yönlü beklentimiz devam etmekte. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün dediğim gibi Fed kararı var. Bu FED kararına göre e, teknik analizler çalışmayabilir. Yukarı sert iğneler, aşağı sert iğneler gelebilir. E, uzun vadeli tabloda bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Uzun vadeli tabloyu şimdi yorumlayacağız. E, uzun vadeli tabloda değişiklik yapılacak kadar bir volatilite artışı olacağını düşünmüyorum. Ama kısa vadede hareketler sertleşebilir. Hemen şu şekilde bir e, VIP grubunu da göstereyim. Bakın VIP grubunda şu anda e, stop olmadan resmen stop yok. Ee, çok nadir stop oluyoruz. Bak burada mesela bir stop olmuşuz. Onun dışında ne zaman TP2 geldi, TP3 geldi, TP4 geldi canlı canlı. Bak Dirde işleme sinyali vermişiz. 4'te işleme girilmiş. Sabah 10:23'te satış gerçekleşmiş. Ee, bak şöyle göstereyim size. Ee, burada bu şekilde işlemler geliyor. Buraya katılmak için ne yapıyorsun? Bak buraya ücretsiz bir şekilde katılıyorsun. Ne yapıyorsun? geliyorsun e, yorumlara. Burada e, devamını oku diyorsun veya açıklamalarda daha fazlasını göster diyorsun. Başvuru formu bulunuyor. Bu başvuru formuna tıklıyorsun. Oradaki şartları kabul edip katılıyorsun. Ama Telegram grubuna katılmazsan ben seni bulamam ve davet edemem. Bu yüzden başvuru formuna katılıyorsun ve daha sonrasında başvurunu yapıyorsun. E, bu video özel 10 kişiyi alalım. 10 ya da 15 kişi kafama göre rastgele alacağım başvuranlardan. E, daha çok işte eee özenle her şeyi okumuş ve şartları kabul etmiş kişileri alıyoruz. Bilginiz olsun. Evet uzun vadeli grafiğe geldiğimizde uzun vadeli grafikte ne görüyoruz? Uzun vadeli grafikte fiyatın şu anda direnç lokasyonundan burayı bahsetmiştik hatırlıyor musunuz? Bu bölge geçirmediği sürece yükseliş hareketinin devamını gelmez. Biz 20.900 seviyesini kazanmadığımız sürece bu fiyat aşağı yönlü düşmeye çok ama çok istekli düşüş gelirse uzun vadede destek konumları neresi? Bak, bir destek konumu yaklaşık olarak 18.000 seviyeleri, ikinci destek konumu 16.500 seviyeleri. Şu an güncel destek konumları uzun vadeden bahsediyorum. Ama fiyat gelir 20.900 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar yapmaya başlar. Bak bu beyaz çizgi üzerinde kapanışlar yapmaya başlar. O zaman bizleriz ki 23.500'e yolculuk başlama ihtimali yüksek. Yani bizim burada takip etmemiz gereken şey şu anda direnç bölgesinin altındayız. Şu an fiyat düşmeye istekli ama bir şekilde yine de tutuyorlar. Bak bir denedi düştü tekrar denedi ve şimdi ufak ufak salıyor. Yani e, çok satıcı baskısı da yok fiyatta e, ama alan da yok aynı şekilde. Yani biri alım yapsa şurada şu direnci kırmamız kolay olacak. Şu direnci kırmamız kolay olacak. Birisi bir alım yapsa 20.900-21.000 seviyelerin üzerinde günlük kapatsak ee, diyeceğiz ki biz orta vadede 23.500 hedeflendi, uzun vadede 26.500 hedeflendi. Ama dediğim gibi şu anda direnç bölgesinin altındayız ve fiyat şu an için teknik analiz bakımından aşağı yönlü gitmeye istekli bir yapısı var maalesef. Neden maalesef diyorum? Evet shortlardan da çok güzel para kazanılıyor. Zaten bunu daha demin gösterdik bak. Bir sürü short işlemi. Yani shortlardan da para kazanılıyor ama artık gerçekten kırmızı görmekten yorulduğumuz bir hafta oldu. Ee, o yüzden diyoruz ki e, artık yeşil ekranlar görmek istiyoruz. Yeşil mumlar görmek istiyoruz. Umarım onlar da yakın zaman içerisinde gelir diyelim. 15 dakikalık grafiğe baktığımızda ise 15 dakikalıkta şu anda direnç konumunun 20.400 ile 2443 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu bölgeyi kazanabilirse yukarı yönlü 20.500 denemesi gelebilir. Ki ufak ufak yukarı çıkıyor ama hala direnç bölgesi içerisindeyiz. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Dx'ye geldiğimizde DXY'deki kanal devam ediyor. Buradaki kanalın herhangi bir kırılım yok. Yukarıdan bir kırılım yapmıştık. Aşağıdan da kırılım yapmaya isteklidir. Eğer yukarıdan kırılıyorsa bir grafik aşağıdan da kırılmak istenebilir. O yüzden ne diyoruz? Destek konumumuz şu an için neresi? Şöyle yapalım. <laughs> Özür diliyorum. Destek konumumuz yaklaşık olarak 109.20 seviyelerinden geçiyor. Bu bölge aşağı yönlü kırılırsa Bitcoin'de mini rally dediğimiz dönem başlayabilir. Yukarı gider. 112 kırarsak, bu sefer de Bitcoin için biraz daha düşük senaryoların artabileceği zaman diyebiliriz. Evet son durumundan bundan ibaretti. VIP grubuna gelin mutlaka. Orada güzel kazançlar elde ediyoruz. Ücretsiz bir şekilde gelebiliyorsunuz. Ayrıca katılamazsınız. Eğer bir sorun yaşarsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarda yazdığınız altcoinleri de bir sonraki videoda inceleyeceğim. Orada isteklerinizi yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere.